Allah'ın selamıyla selamlıyor ve sevgilerimi sunuyorum. Çok değerli kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim'de geçen Me'sûrât diye ifade edilen peygamberlerin dualarını heyetinizle inşallah paylaşacağım. Peygamberlerin yaptığı dualarla dualar yapacağız. Ve bize her noktasıyla önder, rehber, muktedai bih olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dua şekilleriyle inşallah dualarımızı Rab Ecelle Ala Hazretlerine takdim edeceğiz. Duanın özü ihlas, ruhu halis niyet, samimiyet, şirke gitmeden, riyaya bulaşmadan, sadece ve sadece ama yine sadece ve sadece Hazreti Allah'a dua edecek ve Allah'tan bekleyecek, Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan bekleyecek, Allah'tan isteyeceğiz. Duanın en makbul olduğu zaman dilimi veya fiillerimizden bir tanesi ayakta iken Allah'a dua etmek, rükûda iken Allah'a dua etmek, secdede iken Allah'a dua etmek, tahiyyatta iken Allah'a dua etmek. Ve zaten namaz da özünde bir duadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz içerisinde rükûda uzun uzun dualar yapardı. Secdeye gittiği zaman orada dakikalarca, belki bazen saatlerce kalırdı. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki gece teheccüd namazına kalktığı zaman bir rekatta Fatiha'dan sonra Bakara Sure-i Celilesini ve Âl-i İmrân Sure-i Kerimesini okurdu. Ve diyor ki secdesi ayakta durmasından da kısa değildi. Secdeye gittiği zaman dakikalar geçerdi de bir türlü başını secdeden kaldırmazdı. Ben bir defasında ruhunu Allah'a teslim etti zannettim. Müsaade eder misin ya Ayşe, kalkıp Rabbime dua edeyim dedi. Ben haşa ya Resulallah dedim. Seninle beraber olmamı arzu ederim. Fakat Rabbinle arana da girmek istemem dedim. Kalktı, abdest aldı, Rab Teala Hazretlerine teveccüh etti. Aradan dakikalar, saatler geçti, gelmedi. Oda karanlıktı, bir mum bile yoktu. Aramaya koyuldum, elim ayağına temas etti. Anladım ki ayağı dik, yani başı secdede. Saatler geçiyordu, başını kaldırmıyordu. Ve şöyle kulağımı ağzına doğru götürdüm. İçinden değirmen taşından çıkan sesler gibi inleme sesleri geliyordu. Ve ne diyor acaba diye baktım, Allah'ın gadaf ve kahrından rahmetine sığınıyordu. Kendisi zaten yeryüzünde rahmetin timsali münevveriydi. Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn ile serfiraz. Harisun aleyküm bil müminine raufur rahim ile desteklenmiş, yad edilmiş. Onun yeryüzünde timsali münevveri olmuş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kendisi rahmetin yeryüzünde aynası, timsali olmasına rağmen Allah'ın gadabından, kahrından rahmetine sığınırsa bizim bundan öte yapacak bir şeyimiz olamaz. Kendimizi garantide görmeden, teminat altında görmeden, kendimizin hele hele işlediğimiz günahlarımızla helak olacağımızı da düşünerek içten gelen çok coşkulu samimiyetlerimiz içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak nasıl dua yapmış? Hocamızın Mecmuatül Ediyye namında bir dua kitabı vardır. Dualarının derlendiği, toparlandığı bir kitap. Ondan elde edinin.
Efendimiz Aleyhisselam sabah kalkınca hangi duaları yapmış, hangi işi yaparken hangi duaları ifade buyurmuş ve ta akşam istirahata çekileceği ana kadar aynaya bakarken, tarak kullanırken, insanlarla muhatap olduğunda, korkulu rüya gördüğünde ve hakeza. Safha safha hayatın bütün kademelerinde, her halinde, her şeyinde Allah ile beraber olduğunu, Allah beni görüyor ya, biliyor ya, şuuru içinde yaşayarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, evet, gününü, bütün gününü ve ömrünü dualarla taksim etmiş, dualarını Rab Teala Hazretlerine takdim etmiştir. İşte özellikle bizler Ramazan-ı Şerif ayının bir başından bir sonuna kadar dua şuuruyla yaşayacak, Allah ile beraber Allah'ı görüyor gibi olacağız. Biz Allah'ı görüyor gibi olamasak bile, Allah beni görüyor ya, her şeyimi biliyor ya, her şeyime nigahban olan bir Allah var ya, basir, rakip, mühimin olan bir Allah var ya, inancı içerisinde ondan isteyecek, ona tam teveccüh edecek, dua dua yalvaracağız ve inşallah peygamberlerin duaları içerisinde dualarımızı Hazreti Allah'a takdim edecek ve isteyeceğiz. Üç sohbet meselemize bir fihrist, bir giriş mahiyetinde arz etmiş oldum heyetinize. İnşallah yarın akşamdan itibaren Hazreti Adem'in duaları, Hazreti Adem'in münacatı ile başlayarak Cenab-ı Hak ne kadar imkan bahşederse peygamberlerin dualarını huzurlarınıza her gün bir iki tanesini huzurlarınıza getirerek inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizimle beraber, sizlerle beraber olsun. Rahmeti bizimle beraber olsun. Affı, mağfireti bizimle beraber olsun. Cenab-ı Hak şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i gerçek manasıyla azametine uygun bir şekilde, rahmet çapına muvafık olabilecek bir mahiyette hakkıyla değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Teşekkürlerimi sunuyor ve heyetinizi Allah'a emanet ediyorum.